Merhaba, ben Kübra. Çizerim. Bu hafta Webtoon için nasıl kapak tasarlayabileceğinizden bahsetmek istiyorum. Webtoon için iki boyutta kapak hazırlıyoruz artık. Biri kare, biri dikdörtgen olmak üzere dikey şekilde. Boyutunu daha büyük açıp sonradan yüklerken küçültebilirsiniz. Burada önce ana karakterler önemli. En önemli 2-3 tanesi önemli aslında. Çok fazla olduğunda karmaşık durur. 10 tane karakteri kapağa koymak biraz mantıklı değil. Uzaktan bakılacağı için zaten telefon ekranından bakılacağı için daha doğrusu küçücük bir resim olarak görünecek ve bu yüzden okuyucu ne olduğunu anlamadığı bir şeye tıklamayabilir. Öğelerin yerleşimi de önemli. İsmin de gözükeceği önceden düşünülüp kapağın tasarlanması lazım bu şekilde. Hikayenin içinden birkaç parça bir şey konabilir belki. En önemli 3 ya da 4 öğe olabilir ki okuyucu ne anlatıyor bu hikayede birkaç fikir edinsin. Böylece potansiyel okuyucuları da çekmiş olursunuz. Gözün yönelmesini istediğiniz noktayı düşünün. Tasarım kurallarından faydalanarak bu noktalara karakteri yerleştirebilirsiniz. Ya da önemli başka bir öğe varsa bunu da ekleyebilirsiniz. Bir karakteri daha önde çizerek de onun ana karakter olduğunu ve diğerinin de ondan sonraki önemli karakter olduğunu anlatabilirsiniz. Ya da iki karakteri yan yana da çizebilirsiniz. Objelerden çok karakterlerin daha çok ilgi çektiğini söyleyebiliriz. O yüzden sadece hikayedeki önemli bir objeyi koymak yerine karakterle birlikte çizerseniz daha anlamlı olur. Kişilerle daha iyi bağ kurabiliyoruz çünkü yani insanlarla. Hangi türde çizecekseniz onunla ilgili bir kapak tasarlayın. Suç türündeyse bir suç mahalli çizmek mantıklı olabilir. Tabii spoiler vermeden, katil kim? Bunu göstermeden okuyucuyu çekecek bir şeyler olmalı. Tabii sadece suç, gizem olmasına gerek yok ilgi çekici olması için. Mesela aşk üçgeni okumak isteyen bir okuyucu 3 karakterden oluşan ponçik bir kapağı beğenip tıklayabilir. Zaten çünkü istediği şey bu. Ona göre kapaklara bakıyor ve istediğini tercih ediyor. Kullandığınız renkler de önemli. Hikayede canlı canlı renkler kullanıyorsanız ve kapakta karamsar, grili, koyu mavili renkler kullanıyorsanız bir anlamı olmayabilir ya da tam tersi. Hangi tarzda çiziyorsanız kapakta da bu şekilde çizin. Çünkü içerikte basit bir tarz kullandıysanız, çöp adam gibi çizdiyseniz ve kapakta gerçekçi bir tarz kullandıysanız bu aldatıcı olabilir. Beklenti gerçek çizimler olacaktır o zaman. Bu yüzden hayal kırıklığına uğrayıp okumaya devam etmeyebilirler. Gözü odak noktaya yönlendirecek çizgiler kullanabilirsiniz. Mesela bulutlarla veya yolun yönü gibi basit öğelerle olabilir. Karakteri düz bir şekilde çizmek yerine biraz daha hareketli bir duruşla çizebilirsiniz. Mesela koşuyorken olabilir. Hikaye neyle ilgiliyse. Daha heyecanlı olur böyle. Bütün bunlar yine nasıl bir hikaye çizdiğinizle ilgili hepsi. Hikaye hazır gibi ama aklınızda kapak fikri yoksa, hiçbir şey gelmiyorsa Pinterest'ten veya Instagram'dan veya başka bir yerlerden ilham alabilirsiniz. Bir de diğer webtoonların kapaklarına bakın tabii. Onlar nasıl yapmış? Hangi karakterleri kullanmışlar? Webtoon'un kendi seçtiği kapaklara bakın özellikle. Birkaç deneme yaptıktan sonra istediğiniz sonuca ulaşırsınız muhtemelen. İlk çizdiğiniz kapak mükemmel olmak zorunda değil tabii ki. Kısaca bu şekilde bahsetmek istedim. O zaman sonlara görüşürüz. Hoşça kalın.